bize değil, biz onlara benzemeye çalışıyoruz artık. Çünkü kendi ülkemizde kendimiz yabancı olmaya başladık. Ben bizzat kendileri tarafından vuruldum. Adamlar o kadar rahat ki. Vallahi billahi artık ben derim Gaziantep bitmiş. Gerçekten Gaziantep bitti yani. Bitti. Bunların yüzünde bitti. Elektrik beleş, su beleş, yemek beleş. Adamlar burada da şirket kuruyorlar. Şirketlerine zaten vergi veren de fazla yok. Adamların ceplerine bıçak geziyor. Emniyet buna karışamıyor. Yazık ya. Nereye gidiyoruz ya? Ben arkadan vurdu bir tanesi yani. Yani hastaneye gidiyorum. Polis bana soruyor, kim vurdu diyorum. Suriyeli abi diyorum. Tamam, tutanak bile tutmuyor. Gitmeyene zorla. Devlet bunu yapamazsa pek yakında vatandaş bunu yapacaktır. Yani kimse engel olamaz. Gitmiyorum. Burada iyi gece. Gitmek Suriye sevmiyor. Ben Türkiye seviyorum. Yani hayat daha havalı yani. Yine alıştık gitmeyiz. La. İyi gitmem diye burada kalıyor. Maruh Ali. İyi gitmem diye orada. Savaş bitti. Esed var yok. Ben burada oldum. Gitme. Suriye gitme. Çok etmek istedim. Burada okuduğum için ya burada devam etmek isterim yani tabii ki de. Kaldım. Kalacağım. Gitmedim. İstemiyorum. Suriye ne yaptın? La. Yok. Ben gitme. Güneydoğu Anadolu'nun en büyük ili olan Gaziantep'teyiz. Buranın nüfusu 2.165.000. Bu nüfusun 450.000'ini kayıtlı sığınmacılar oluşturuyor. Kayıtsızlarla birlikte bu sayı 650.000'e ulaşıyor. Onlar bize değil, biz onlara benzemeye çalışıyoruz artık. Çünkü kendi ülkemizde kendimiz yabancı olmaya başladık. İş olanakları gerçekten çok düştü. Az yukarıda mesela Suriyeliler var esnaf dükkanında. Yani açıları daha belki bir ay olmadı, iki ay olmadı. Benden çok iş yapıyorlar. Ben bizzat kendileri tarafından vuruldum. Bundan 3 sene önce burada bir kavga çıktı. Kavga aralmak istedim. Ben arkadan vurdu bir tanesi yani. Yani hastaneye gidiyorum. Polis bana soruyor, kim vurdu diyorum. Suriyeli abi diyorum. Tamam, tutanak bile tutmuyor. Maalesef geldiler. İnan ki biz ikinci sınıf insan olduk bu ülkede. Ben sağlık ocağına gidiyorum. Öncelik Suriyelilerin. Devlet hastanelerine gidiyorum. Öncelik Suriyelilerin. İlaç almaya gidiyorum. O bir kuruş para vermiyor. Ben emekliyim. Ben de çatır çatır. Adamlar o kadar rahat ki. Vallahi billahi artık ben derim Gaziantep bitmiş. Gerçekten Gaziantep bitti yani. Bitti. Bunların yüzünde bitti. 2010'a kadar her şey çok güzeldi. Çünkü Gaziantep bir köprü vazifesi görüyordu. Amerika'dan gelen Şam'a gidecek, buraya uğruyordu. İngiliz'i Mısır'a gidecekse buraya uğruyordu. Antep bir köprüydü, güzergahtı. Bizim de işlerimiz çok güzeldi. Esnaflık da çok güzeldi. Esnafın işleri de çok güzeldi. Ne zaman Suriye karıştı, Gaziantep'te işler karıştı efendim. Adam burada evlenmiş, dükkan kurmuş. Mağazası var, atölyesi var, çalışıyor. Bu adamın gideceğini ben zannetmiyorum. Bakıyorsun ki biz orada gitmişiz, orada biz savaşmışız. Adam sahilde o nargile içiyor. Vallahi çok zorumuza gidiyor yani. Vallahi gitmelerini istiyoruz yani, yalan iyiden. Elektrik beleş, su beleş, yemek beleş. Adamlar burada da şirket kuruyorlar. Şirketlerine zaten vergi veren de fazla yok. Adamların ceplerine bıçak geziyor. Emniyet buna karışamıyor. Yazık ya. Nereye gidiyoruz ya? Gitmeyene zorla. Devlet bunu yapamazsa pek yakında vatandaş bunu yapacaktır. Yani kimse engel olamaz. Şu anda bir tek buna olaya bakan Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Hoca kesin kes gitmeleri lazım diyor. Onun haricinde de hiç kimse ne şiş yansı ne kebap havasında. Sevgili Gaziantepliler, sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gaziantep Suriyeli işgali altında. 10 yıldan beri her geçen gün biraz daha kentimiz, Gaziantep'imiz Suriyelilerin yaşam alanlarını genişlettikleri, ekonomiye el koydukları ve kentten bir daha ayrılmamak üzere adeta yerleştikleri ve bizim artık kentten ayrılmamız gerektiğini düşündükleri bir süreci yaşıyor. Biz Zafer Partisi olarak Türkiye'ye ve Gaziantep'e söz veriyoruz. Bütün sığınmacılar ve kaçaklar vatanlarına bir sene içerisinde geri dönecekler. Ve bunu yapmak için sizden yetki istiyoruz. Diğer partiler gibi gönüllü dönerler. Böyle bir şey söylemiyoruz. Gerekirse zorla dönecekler diyoruz. Bu arada birileri size şunu söylüyor. Ama işte ucuz iş gücü. Hayır, ucuz iş gücü falan değil, bu büyük bir yalan. Sağlık masraflarını siz karşılıyorsunuz. İlaç masraflarını siz ödüyorsunuz. Okul masraflarını siz ödüyorsunuz. Türklerin de sağlık, okul, ilaç masraflarını karşılayın.
Türkler de ucuz iş gücü olur. Hayır. Biz Türk'ün ucuz iş gücü olmasını istemiyoruz. Türk milletinin hakkını almasını istiyoruz. Refah içinde yaşayabileceği bir işinin ve gelirinin olmasını istiyoruz. Türklerin işlerinin Suriyeliler tarafından alınmadığı bir Türkiye ve Gaziantep istiyoruz. Bunun için de 2023 seçimlerinde Gaziantep'te seçmenin ve Türkiye'de seçmenin önünde artık bir seçenek var. Ya sığınmacılar ve kaçaklar kalsınlar diyerek diğer partileri seçeceksiniz. Ya da hayır, yeter artık. Vatanlarına dönsünler diyeceksiniz. İşte o zaman Zafer Partisi'ne oy vereceksiniz. Sevgili Gaziantepliler, Zafer Partisi'ni destekleyin. Hepsini bir sene içinde vatanlarına yollayalım. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.